Finalde vallahi ne bileyim ben de hani şey gibi bizim büyük ustalar gibi puanlayamayacağım. Çünkü konuklarım burada. Sayın Şebnem Tacıgut, Sayın Mertcan Bahar ve Reçkol. Reçkol ne demek ya? Yok bir anlamı yok aslında. Küçüklükten beri ben göçmen olduğum için Reçko, Reçko diyorlardı. Aha. Ben Ç'ye C'yi çevirip sonuna da L koydum. Öyle. Nereden göçmensin? Ya, Yunanistan göçmeni. Yunanistan göçmeni. Selanik göçmeni. Balkansın sen yani. Evet. Aa güzelmiş ya. Recep aslında Recep'ten mi çevirirler? Nedir? Asıl normalde ismi? Recep olduğu için adı Reçko deniyor. Evet. Ama tabii şey Balkan ağzında değil mi o Reçko o şeyler... Ben Elveda Rumeli'den biliyorum. Biraz da anneannem de o taraflı olduğu için bak toprağım çıktı. Hoşuma komple gitti. Balkan böyle ya. Genelde Arnavutlar der aslında Reçko'yu mesela. Yaparlar. İşte Balkan bizim be abi. Hepsi birbirine benziyor. Biraz kurcalarsak akraba çıkacağız. Şimdi kurcalamayayım. Bizim son şeyi. Mertcan'cığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çok gençsin. Türkiye'nin ilk YouTuber'larından Facebooker mı diyoruz ötekilere ne diyoruz? YouTube ya biz genel olarak YouTube'dan başladık oradan devam ettik. Facebook'a hiç dalmadın mı? Orada da kısa filmler yaptım ama çok eski. Hani ortaokulda başörtü falan takıp kendimce böyle bir komedi yarattığım. Facebook gerçekten eski. Evet çok eski abi. Sen kullanıyor musun şu an? Ben kullanmıyorum. Ben kapattım. Seçim döneminde sadece Facebook üzerinden çalışmak zorunda kaldım. Evet, çünkü insanlar sadece Facebook üzerinden yazışıyordu. Enteresan bir durumdu. Neyse kapatmış olduk. Güzel bir anı oldu ama yani gerçekten orada ciddi bir kalabalık var. Ciddiye almak lazım. Öyle de kendi içinde bir yazılım olduğu için... İnsanlar rahat rahat oradan birbirlerine işte şeyler gönderiyorlar. Evet. Gülücükler ya da yorumlar ama çok geride kaldı artık Instagram var vesaire var bilmem ne. Kuantumu konuşuyoruz ya öyle bir duruma geldik. Şu kuantum meselesi nedir? Az önce bir şey de gördüm. Kuantum dolanması diye bir şey de varmış. Evet. Şu kuantumu önce bir anlayalım. Kuantum meselesi nedir tam? Kuantum çok boyutlu bir düşünce sistemi. Tamam. Ve aslında kuantum fiziğiyle eşdeğer. Düşünce tekniği kendini kuantum fiziğiyle eşleştirmiş durumda. Ve diyor ki ben biri kuantum düşünce tekniğinin içine girince sonsuz olasılıklar dünyasına giriyor. Ve onun için artık çaresizlik ve ümitsizlik ortadan kalkıyor. Çünkü kuantum fiziğinde çift yarık deneyini herkes bilir. Çift yarık deneyinde bir enerjiye kişi olarak baktığımızda orayı etkileyebiliyoruz. Hı. Yani olaylara, durumlara, kişilere, geçmişe yok saydığımız her şeyi bir bakış attığımızda kuantum bizi yeni bir alana sokuyor ve o alanda genişleme, değişme ve dönüşme sokabiliyor. Yani bir bakış anahtar anlamına geliyor mu burada? Evet, evet. Aynen ama öyle. Yani hani başka yollar, başka kaderler vesaire. Evet, kaderimizi değiştirebiliyoruz kuantumla. Enteresan. Kaç kader değiştirdiniz bugüne? Çok. 30 bin civarında. Ya bir de hani bir deyimler vardır ya bilmem ne kadar diye. Psikoloji olmuyor. Psikoloji. Yok. Burada hemen... İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Ben yani çok merak ediyorum. Kuantum fiziğine ilgim var ama. Pardon, lafını böldüm. Ya ben biyoloji öğrencisiyim. Muhteşem. Seçmeli ders olarak kuantum alabiliyorduk. Ufak bir ilgim vardı. Yani buradaki olay şöyle midir? Kuantumun işleyiş şeklini insan hayatına ve insan... buna mı yorumlamaktır? Ya ben dedim ki sizin konuklarınızı her akşam sevgiyle izliyoruz. Sabahlara kadar aslında çalışıp kendimizi değiştirip genişletebilmek için, ilerleyebilmek için. Dedim ki gençlerle çıkmamın bir nedeni olmalı. Meğerse hepsi kuantumcuymuş. Evet, evet. Ben severim. Aynı zamanda çok da şeyler meraklılar yani. Ne güzel. O da önemli bir şey. Evet. Özür dileyerek bir şey daha yani Yusuf Güney ile alakası var mıdır? Yusuf... Hani onun yaptığı şey de bu mudur? Yani Yusuf Güney, şimdi kuantumun içine çok şey koyuyorlar. İşte enerji koyuyorlar, farklı yollar koyuyorlar ama kuantum bizim yaşadığımız alandır. Buna geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Buyurun lütfen. Biz doktor değiliz sevgili Mesut Beyciğim. Biz bir psikolog değiliz, psikiyatrist değiliz. Ve gelen danışanlarımıza ve öğrencilerimize diyoruz ki lütfen doktorlarınızı bırakmayın. Hı hı. Lütfen aile hekiminize başvurun bir hastalığınız olunca. Biz insanların... Kalplerinde yeni bir sayfa açmaya çalışıyoruz. Ruhlarını göstermeye çalışıyoruz. Çünkü ruh hastalanmadan beden hastalanmaz. Siz olumsuz düşüncelerle, kötü düşüncelerle bugüne geldiniz. Siz zaten dün ne düşündüyseniz bugünü yarattınız. Gelin bugün birlikte el ele dün düşündüklerinize bakalım, zamanda bir yolculuk yapalım. Nerede kendinizi görmediniz? Nerede keşkeler dediniz? Ya da nerede, hangi anlarda... Kendinizi orada unuttunuz, başka insanların daha aşağısında ya da daha yukarısında görüp kendinizi yok etmeye çalıştınız. Ve çok önemli bir detayımız da var ki biz aslında fark ettirmeye çalışıyoruz.
herkese eşit olduklarını, Yüce Allah'ın herkese aynı derece baktığını, aynı eşitlikte istediği her şeyi kuantum alandan verebileceğini gösteriyoruz. Yani biri zengin olmak istiyorsa evet zengin olabilir. Biri hayatını değiştirmek istiyorsa evet olabilir. Biri başarılı olmak istiyorsa evet olabilir. Ve biri hastaysa evet iyileşebilir göstermeye çalışıyoruz. Yani kaderimiz gerçekten bizim elimizde ve herkes biliyor, sizler de bilirsiniz. Levh-i mahfuz levhaları var herkesin hayatında. O kader dönüm noktalarında o levhaları okuyabiliyoruz. Ve en önemli özelliğimiz kuantum düşünce tekniği yaparken biz hiçbir bilgi almıyoruz. Sadece adlarını, soyadlarını, doğum tarihlerini bu kadar bilgiyle İyon Esmer'deki ses frekansından tüm zaman yolculuğuna çıkarak onların en travmatik anlarına bambaşka bir bakış açısıyla bizden dinliyorlar. Anladım. Buna bir devam edeceğiz. Edelim. Bir anda paraliz oldum fark ettiyseniz. Reşkol ile Mertcan kankalar. Evet, yakın arkadaşlar, bir dostluğumuz var. Bu bana az önce siz gelmeden soru olarak da geldi. Nerede, nasıl tanıştılar ve nasıl bu kadar yakın arkadaş oldular diye. Hangi sen mi anlatırsın? Istersin? Ben sarsılmaz bir dostluk mevcut ama onu. Mevcut, söyleyeyim. Mevcut. Yani bir ay görüşmesek de o bir ayın sonunda aynı tam samimiyet, görmüşürüz. Aynı birbirinizi eğlence. Zorluyor musunuz? Öyle şey, efendim? Yani pek birbirinize olaylarda yapabilirsin, yürü koçum. Diyor musunuz? Yok, birbirimize o kadar güveniyoruz ki zaten yok, yapacağına emin oluyorum. Herhangi bir olayda ya da herhangi bir projede yani yaparsın sana inanıyorum ya sen bunu da başarırsın diyor musunuz? Aslında bunu dile getirmesem de. Başardığımız için genelde. Ay, süper. Zaten. Çok da bir şey. Güzel bir cevaptı. Dile getirmeden de zaten bunu belirtiyoruz. Ruh eşi olabilirsiniz de. Buna bakabiliyor muyuz şu an baksak? Ruh eşi miyiz biz? Onu bilemem. Bence ruh eşisiniz. Birbirinizi tamamlıyorsunuz ve birlikte yürüyorsunuz. Birçok ortak noktamız var. Birçok ortak işleri de var. Yani evet. Ortak yaptığınız şey. Şey zannediyoruz. Ruh eşini yani erkeksiniz bayan zannediyorsunuz da ruh eşleri aslında. Yok ya, daha farklı bir şey ya. Tabii orada daha farklı. Yok öyle bir şey değil. Öyle bir şey yok. Dilerini bulmuşsunuzdur. Çünkü birbirinizi. Evet bence ruh eşleriler. Sen anlat. Ben mi? Evet. Ben biraz detay girerim sonrasında. Yani biz. Nasıl söyledin? Utanmayın birbirinizden. Nerede tanıştınız? Yani nerede tanıştığımızı işte çok hatırlamıyorum. Ben kanka de, ben de. Bu gözümüzde çok yakın değil miyiz? Nasıl Reşkol tanıştık? Sen daha gençsin sen anlat ben abi. Ben Reşkol'ün klip çekimine gittim. Bir klip çekimine. Evet. Orada tanıştık. Hiç beklemediğimiz bir şekilde benzerliklerimiz çıkınca dedik ki biz artık arkadaşız, iyi bir dostuz. O şekilde yani. O benim videolarıma göre ben kliplerine dışarıda ama daha çok görüşürüz. Hani iş dışında daha fazla görüşürüz. O şekilde. O zamanlarda da genelde hiç konuşmayız. Bir de şöyle hani Facebook falan sordunuz. Ben o zamandan beri Mertcan'ı takip eden bir insandım. Ha, sonra sen Instagram'dan. Evet evet. Instagram'dan takipleştik. Halk dilinde şey denir. Birbirimize salça oluyoruz Instagram'dan. Beraber komik videolar atıyoruz. İş atıyoruz. İş atıyoruz. Sonra bir gün benim klip çekimim vardı. Çağırsam gelir mi acaba dedim, yazdım. Yani gerçekten direkt geldi. O gün anladık ki evet, sarsılmaz bir dostluk yani. Bugüne kadar ağırladığım en genç konuklarsınız bu arada. Yaşını söylüyor musun, saklıyor musun? Söylüyorum artık. Aynı yaştayız bu arada. 24 yaşındayım. Çok güzel ya. Ben 26 oldum kanka. Sen biraz daha genç gösteriyorsun onu. Ben Aralık'ta gireceğim. Onu da söyleyeyim. Ama 26 değil. O da Aralık'ta girecek. Aramızda 24 yaş var ha. Ben de 50 yaşındayım. Üç kuşak bir aradayız. Ben evet. De birinizden büyüğüm şu anda. Üç kuşak bir arada gidiyoruz. Peki bir yandan okul bir yandan... Nasıl bu müzikle yaptığın tarzla... ne diyeyim hani Türkiye'de dün daha bunun mevzusunu yaptık. Biz Kartel'le mesela... Öyle anladık, öyle başladık. Evet. Biraz isyan ve şey müziğine. Old school. Enteresan bir şeydi. Sonra işte Ceza, diğerleri vesaire bilmem ne. Şimdi sen artık burada bu anlamda üçüncü kuşak oluyorsun. Sanırım. Karşılığı nasıl şeyde, Türkiye'de yaptığın şeyin? Şöyle aslında bir anda oldu. Ben üniversite dördüncü sınıftayken pandemi girdi, online oldu. Evet. Ve ben de evde çok fazla vakit geçirmeye başladım. Yani ciddi bir şey denediğim yoktu müzik hakkında. Hı hı. Açıkçası hiç ciddi hani şu nota ne demek, bu ne demek hiçbir şey bilmeden işte ev arkadaşımla beraber, eski ev arkadaşımla beraber bunlarla uğraşıyorduk ve en son tez yazıyoruz biz ve bir de staja gidiyoruz. Sınavları verdikten sonra benim bir şarkım inanılmaz patladı.
Yani patladı derken bayağı stream aldı. 7'den 70'e dinlendi. Orada ben de dinleyicisiyim. Çok özür dilerim. Ben de dinliyordum deli gibi. Çok büyük bir... Biraz gençlere hitap eden bir müzik yapmaya karar verdik. Çünkü dediğiniz gibi 3 jenerasyon rap var. Hani savaş hakkında konuşulduğu, gündem hakkında konuşulduğu, işte siyaset hakkında konuşulduğu rapte. Biz %70, %80 eğlencesinde kalmak istedik bu işin. Ve bu gençlerin dikkatini bayağı çekti. Aslında benim orada düşündüğüm olay öylesine bir olaydı. Anladım. Ama inanılmaz bir dinlenme aldı. Ben de tezi ve stajı bıraktım. Aslında diplomam yok yani. Ya bence tezi de devam ettirseydin, şiire de yürüseydin, yani buradan da yürüseydin. Bence ikisi bir yerde olur. Bir gün alırsın tezi. Abi, yazarsın. Veteriner 2 bölüm okuyordum. Onun da sadece stajı kaldı. O da duruyor. Oha, 2 yani. Disiplin okudun, üzerine bir de 3. rap okudun. Ya, evet evet. Ya, adam okumayı seviyor o zaman. Eyvallah, güzel. Güzel hikaye. Peki şimdi Mertcan, ilk başladığın andan itibaren öyle hızlı bir mecra ki kendini çok hızlı geliştirmek zorundasın. Ve her gün evet. Biz yaptım ve tükettik abi. 10 dakika tükendi. 15 evet, o dakika çok sonra. Can sıkan bir şey oluyor. Çok can, senin yüksek ihtimal daha fazla canı sıkılıyordur. Çünkü içerik üretiyorsun. Evet. Ya konu bulmakta, şimdi biz haber bulmakta, neyse Allah'tan Türkiye hiç böyle bir şey olmuyor. İlla çıkıyor. Konu bulmakta yüksek ihtimal zorlanıyorsun. Çünkü insanları güldürmek zorundasın, takip ettirmek durumundasın. Evet. Aynı zamanda maalesef yaptığın şeyde de bir mesaj vermek zorundasın. Evet. Zorlanmıyor musun? Ya aşkla koşan yorulmaz öncelikle. Ben bu işi çok seviyorum. Liseyi bırakıp hani... Benim öğretmenim beni çağırıp Mertcan bu işi yap, metal bölümü okuyordum ben, kaynak yapıyordum. Mertcan bu işi yapamaz, bu çocuğu alın bu okuldan dedi. Aslında o öğretmenimin hayatımda yeri çok büyüktür. Ailemde hoca böyle diyorsa hiçbir şey olmaz diyerek aldı. Benim böyle bir asosyal dönemim oldu. O sıra çok fazla mizah zaten hep takip ediyordum ama bu işin altına girdim. Biraz da tekniğine, punchlar, şaka nerede vurulmalı vesaire vesaire. Sonrasında bir arkadaş grubum çıktı ortaya. Ekip adı verdiğim. Hepsi birbirinden değerli. Biz günlük hayatımızda baktık ki zaten bu punchları vurmadan kendi aramızda yapabiliyoruz. Elimize kamera alıp çıktık. Dediğin gibi abi çok fazla... Abi diyebilirim bu arada. Ya diyebilirsin tabii. Ya sıfatım o zaten. Tamam. Siz demem çünkü bir anda daldım. Eyvallah, eyvallah. Günlük hayatımızı kayıt altına almaya başladık aslında. Hani ekstra tamam illaki bir şeyler katmak için... Bir minik bir... Şey, bir dokunuş. Ama bunu prodüksiyonla yapmak istiyoruz. Ve hızlı... Yani insanlar YouTube videosu sanki film mi çekiyorsun gibisine bakıyor. Ama mesela bir gün içerisinde bir videoda zengin olarak geçirmek istediğimiz için... Aynı gün helikopter, lüks arabalar hepsini ayarlayıp... Hepsinde en az 2'şer saat geçirip sonrasında bu 10 saatlik ham görüntüyü 20 dakikaya düşürmem gerekiyor kurguda. Bunun farkına çok varmıyorlar. Bu yoruyor sadece hani insanların şeyi. Örnek veriyorum, Cem Yılmaz piyasadan çekildiğinde bekliyorlar. 2 senede, 5 senede. Bizde öyle bir şey yok. 2 ay video atmadığın zaman parayı buldu. Spor arabayı aldı. Daha da bir şeye ihtiyacı yok kafası mu? Buldum. Buldum. Ya o çok tatlı. İstediği yani... hemen hemen neredeyse tırnak içerisinde söylüyorum. İstediği her şeyi ele geçirmiş yani. Süper. Çocukluk aşkınla evlenmişsin değil mi? Öyle evet şeydi. Öyle oldu. Ne güzel. Bravo sana be. Öyle bravo vallahi. Tebrikler. Bu yaşlar, bu yaşlarda başlar. Annene ev aldın mı? Anneme de ev aldım geçen hafta. Ay ne güzel. Evet. O bunu ben, da söylerim abi. Olur musun ya? Ben bir an böyle sen de böyle geleceğimi gördüm. Geçmişimi değil de geleceğimi gördüm sen. Ben henüz ev alamadım ama bir bungalov aldım. O da abi. Bungalov da iyi yatırım. Arsan ol, olacak. İyi yatırım abi, böyle başlıyor. Artık sana ait bir şey var bu dünyada. Şimdi tam da buradan güzel bir şey. Bana ait bir şey var dünyada. İnsan az önce verdiğim haberlerde de gördüm. Deli gibi bu dünyanın maddesine kendisini kaptırmış gidiyor. Ve insanların akrabalarını yaktığını az önce haberde gösterdim. Ya, bu dünya malı hep şey deriz ya, geçici kardeşim. Sonuç itibariyle 2 metre bir kumaşla bitiyor bütün meselen. Nasıl algılamamız lazım tüm bu meseleyi?
Ya Mesut Beyciğim, şimdi muhteşemler kendin olmuşlar. Yani işte diyorlar bize kendin olmak, kendin olmak. Yeteneklerini görüp o yolda ilerlemişler ve orada para gütmemişler. Ve şu anda paraları var. Tabii. Para gütmedikleri için, karşılığında para beklemedikleri için ruhsal zenginliğe geçmişler. Ruhsal zenginliğe geçince de ilahi sistem akıtmaya başlamış. Hmm. Bir kere çok özür dilerim. Önünüzde sevgiyle eğiliyorum, muhteşemsiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok çünkü sağ kendileri olmuşlar. Orada başka bireyleri görmemişler. Onun gibi yapmak ya da bunun gibi yapmak dememişler. İçinden, o kalbinden geleni yapmışlar. Şimdi bizler ruhsal varlıklarız. Bir kere ruhsal bir varlık olduğumuzu unutuyoruz. Dünyaya acı çekmek için, kederlenmek için, ahlanmak için, vahlanmak için, hastalığımızın, dertlerimizin kurbanı olarak geliyoruz. Şimdi dünyaya geliyoruz. Annemiz dır 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 dır. Babamız evde hiç yok, devamlı çalışıyor. Biz bu bakış açımızda kendimize göre hemen bir hayat kurgusu yapıyoruz o çocukluğa gittiğimizde. Diyoruz ki hayat çok tehlikeli. Annemin sözünü dinlemeliyim, babam gibi devamlı çalışmalıyım. Otomatikman kendimizi sınırlandırıyoruz. Sonrasında mesela orada yengemiz hastalanıyor. Bir olay oluyor mesela. Ne olay olduğunu da bilmiyoruz çocuk aklımızda. Kadın evden çıkmamaya başlıyor. Sonra dayımız devamlı bağırıyor, çağırıyor. Bir kurgu oluyor. Geliyoruz 40'lı yaşlara. Evden çıkmamaya başlıyoruz. Ve bunu neden yaptığımızı bilmiyoruz. Dışarıdan korkuyoruz. Halbuki orada çocukluktaki yengenin bir olaydan dolayı evden çıkmamasını travmatik an olarak işte bilinç dışına yerleştirip bir olay olduğunda korkmalıyım ve evden çıkmamalıyım kararıyla devam ediyoruz. Sonra da buna diyoruz ki psikolojik rahatsızlıklar. Hmm. Halbuki orada bir olay anı var. Orada çocuk aklıyla tamam. Yengem böyle yapıyorsa, dayım böyle yapıyorsa, amcam böyle yapıyorsa, annem böyle yapıyorsa, babam böyle yapıyorsa bir kurgu kuruyorsunuz. Benim de yaşım geldi, ben de öyle yapmalıyım. Ben de öyle yaptım. Herhangi bir zorluk anında, başaramadığımızda, yapamadığımızda ya da alkışlanmadığımızda, otorite ihtiyacını göremediğimizde otomatikman çocukluğa gidip oradaki kararı uyguluyoruz. Ne oluyor? Mutsuz çocuklar yetiştiriyoruz. Bizler şu anda bana diyorlar ki bireysel çalışmaları ya da eğitimleri kime veriyorsun? Mutsuz çocuklara. 50 yaşında, 60 yaşında, 40 yaşında, 35 yaşında mutsuz çocuklara çocuk veriyorum. Evet. Belki 50-60 yaşında bir yere gelmiş, bir yerin CEO'su ya da bir yerde çok önemli bir görevi var, büyük şirketleri var, fabrikaları var ya da bir emekli maaşıyla hayatını geçindiriyor. Ama mutsuz bir çocuk, içindeki o çocukla geliyor ve o olayları onların gözünün önüne serdiğinizde en önemli şey, biz online çalışıyoruz 11 yıldır. Bize gelmelerine de gerek kalmıyor. Biz telefonda irtibata geçip yapıyoruz. Diyor ki sen nasıl yaptın bunu? Hayır, ben senin alanını açıldım. Dediniz ya en başta, o kuantum dolanıklık ne? Senin unuttuğun anılar. Senin dolanıklık o mu? Dolanık tabii o. Şimdi biz orada bir anda karar verdiğimiz yerde bir alan açıyoruz. Şimdi buradan da kuantum fiziğine geçelim isterseniz. Einstein ne demiş? Sizin düşünceleriniz bütün kainatı dolaşır, dolaşır ve size geri gelir. Siz orada eğer ben başarısız olduğumda asla bir daha denememeliyim kararını yengenize, amcanıza, annenize, babanıza ve atalarınıza, hep atalar atalar diyoruz ya, atalarınıza göre aldıysanız otomatikman oradaki enerji, sel frekans bugüne yansıtıyor ve siz başarısız oluyorsunuz. Şu hatta başarı olayını da konuşalım. Başarı nedir ki? Yani emin olun başarısı şu an bu evi almak değildi. Başarısı kendi kalbini göstermekti. Ya. Evet. Yaptığı şeyi görmekti. Şeyden anlıyorum. Yani başarı gidilen yoldur. Doğru. Biz başarıyı nasıl bir anlam veriyoruz oraya da düşünmek çok lazım. Çok fazla yüklüyoruz. Biz kavramların evet, içine diyoruz. Ya boşaltıyoruz ya kavramların içine. Bir de bence bir insan başardım dememeli. Bence de. Yani başardım dediğin yerde tükenmişsindir. Bitti zaten oyun. Kesinlikle. Kesinlikle. Öyle denmez ama her zaman başardım diyen aç. Oldum der, oldum diyen de vazgeçer. Evet, ben mesela ne zaman nakitim birikse bir işe gömerim abi. Ne zaman hesabımda para varsa direkt hepsini alırım, bir işe veririm ki inovasyon. Ondan hani gelmesini bekleyeyim. Çünkü orada durdukça ben 60 yaşında emekliliğimi bekleyen bir... Yani bence ne alaka, evet. Sizle İnsanların alakası en büyük sorunu bence birisi olmaya çalışıyor. Emekliyim ben oğlum. Ben de emekliyim. Ben hani de emekliyiz abi. Ya biz de emekliyiz erken yaşta. Ya ay ne şey güzel. Ben söyleyecektim bu arada. Hani burada annelerin, birçoğu annenin katkısı olduğunu düşünüyorum bu hataya. Çünkü
bir anne yavrusuna, çocuğuna sürekli ilgi gösterdiği için, sürekli ilgi gösterdiği için o çocuk 30 yaşında da büyümemiş ve annesinden hala bir şeyler bekliyor olabiliyor. Muhteşem. Ben buradan bunu da yeni anladım bu arada. Benim bir köpeğim var şu an 5 aylık. Hani eve gelen arkadaşlarım olsun, annem olsun, anneannem olsun, köpeği görünce yani bazı yapılmaması gereken şeyler var. Mesela yemek verilmemesi gerekiyor, sadece mama verilmesi gerekiyor. Ama yani kıyamadıkları için köpek geliyor koklamak istiyor sadece. Annem pilav veriyor mesela. Çünkü bu kıyamıyor. Şey, evet. Kıyamıyor yani. Ana yüreği. Kıyamıyor ve öldürüyor. O öldürmek değil mi? Zararlı olduğu bir şeyi vermek. Orta maddede. Ya iyilik yerine değil ölmesin. Mi? Ölmesin. Ölmesin canım. Ölmesin. Çok geç de. Ya bu arada söylediğinizle alakalı şöyle bir şey var. Bunu açıklıyorum ilk kez televizyonda. Babam benim despot bir adamdı, dominant. Sert bir adamdı ve geceleri hayatta yemek söyleyemezdik biz. Yani saat genel olarak söyleyemezdik ama akşam o evdeyken asla. Ben şu an eşimin en çok rahatsız olduğu konu gece yemek söyleyemem. Sanki kurye beni yumruklayacak gibi hani ama öyle bir şey de yaşamadım daha önce. Ya ama babamdan ama, kaldı. Ama babadan kalan bir şey. Ama ben bunun huy ya da psikoloji olduğunu düşünenlerdenim. Hı-hı. Çok hani kuant illaki sonuçta kaç bin kişi demiştiniz? 30 bin. 30 bin kişinin hayatına dokunmuş ama benim de hayatıma bir ara dokunulmasını isterim. Tabii böyle bir şey. Tabii başımla birlikte. Sen kaç kişiye dokunmuşsun? Senin kaç tane takipçin var? Benim 2 milyon YouTube'da 2 milyon takipçim var. Biraz Cumhuriyet falan kurabilirsin sen. Yani. Evet ya. Şeyinde Serengeti'de orada bir samanada. Öyle de, yani örgütlenmiyoruz normal. Eğleniyoruz, gülüp gidiyoruz abi. Gülelim, eğlenelim. O evet. Da güzel. Bir yandan Şebnem Hanım, uyanış zamanı, tevekkül. Kalbin kıblesi, insanın içsel keşfi. Dört tane kitap var. Dört tane, evet. Hangi periyotlarda yazıyorsunuz kitapları? Yılda bir istiyor yayın evi de biz yoğunluktan yazamıyoruz. Yayın evi yavaş 20 yıldır benden bekliyor. Zor olur biraz. Son 10 yıldır kitap yazıyorum. Uyanış zamanı aslında benim için çok önemli bir kitap. 1000 adet basıldı ilk. Çünkü sizin de bir uyanış zamanınız var. Tabii, değil mi? Ben kimim sorusuyla çıktığım bu yolda. Aslında eski bir finansman müdürüyken kişisel gelişime geçmemin sebebi bir panik atak hastasıydım ben ve çaremi bulamıyordum. Merhaba, nasılsınız? Evet. Çare, sosyete hastalığı diyorlardı. Ya öyle diyorlar, ben fakir bir adamdım ya. Feriköy'den çıkmış çocuk. Vallahi vardı üzerimde, ne yapayım yani. Evet. Benimki bayağı şiddetliydi Mesut Beyciğim. O an geldiği anda sanki o ölüm anı hiç bitmiyordu. Ölmüyorsun ama ölüm anını defalarca yaşıyorsundu. Sonra bir gün bir sabah kendimi şu soruyu sorarken buldum. Bu hayat için mi geldim dünyaya? Bunları yapmak için mi geldim? Ve Şebnem Tacıkut olmak böyle bir şey mi? Bir dakika ya, ben gerçek Şebnem Tacıkut'a nasıl merhaba demeliyim dediğimde içimdeki o gelecekten korkan, ölümden korkan, başarısız, yetersiz, değersiz, kimse tarafından sevilmeyen Şebnem bana bakıyordu. Ve diyordu ki ben senin kötü benliğim. Senin içinde başarılı bir Şebnem var. Haydi onu bulsana. Dercesine iki tane kimlik olduğunu anladım içimizde. Şimdi tabii ki bunun adına şey diyoruz, ego. Hmm. Bireysel seminerlerimde ve toplu seminerlerimde egoyu çok iyi bir şey gibi anlatıyorum. Ego diyorum insanın geri vitesidir. Egon olacak, sağlıklı egon olacak, seni bir durduracak, önlem aldıracak ve ilerletecek. Ama egoist olmayacaksın. Egoist olmayacaksın ama egoyu orada geleceğe yatırım yapmak için ve önünde çıkabilecek tehlikeleri görmek için kullanmalı insan. Yani egomuz olmasaydı bugün 14. kattan atlayabilirdik. Egomuz olmasaydı kendi güvenlik alanımızı kontrol edip adım atamayabilirdik. Ya da neyi isteyip istemediğimizi bilemezdik. Antik Yunan güzel isim bulmuş ha, ego. Ego. Harika bir şey yani. Evet. Ama egoyu sağlıklı kullandığımızda, geri vites olarak kullandığımızda ego bizi ilerletir. Zaten Yüce Allah bizi asla ölme emriyle dünyaya getirdi. Bu biraz önce bahsettiğimiz inançları, kodları alma sebebimiz de İslam'la yani işin içinde. Evet, asla ölmemek için. Asla ölmemek için, kendi güvenliğimizi sağlamak için hasta oluyoruz. Ne kadar enteresan değil mi? O enteresan. Kendi güvenliğimizi sağlamak için istediğimiz işe adım atmıyoruz. Korkmamışlar, ölmekten korkmamışlar ve adım atmışlar. Ya insanlar alkışlayacak ya da insanlar yuhlayacak. Yuhladığında ben ölür müyüm? Ölmem. Ben kendim için yapıyorum demişler. İlerlemişler sevgili canlar.
Harika. Öyle olmadı mı? Evet. Ben çok soru soruyorum size ama ben de bununla alakalı bir şey anlatmak istiyorum. Çok olmayacak gibi de değil yani, ama çok farklı bir konu. Bu arada herkes bir gün kuantumcu olacak. Yaşadığımız alan kuantum alan. Kuantum alanı öğrenmek zorunda herkes. Ve alanı da değiştirmek zorunda. Her duyguyu biraz yaşamak. Gel bakalım sorunla. Sorun var. Sorsa. Küçüklüğümden beri yani mesela satranç birinciliğim vardı. Sonra Bursa satranç turnuvasına götürüldüm. Orada mesela ben dediğiniz gibi panik atak geçirip kustum ve diskalifiye oldum ne alakaysa. Ve ben buna benzer çok fazla olay yaşadım. Biraz yanlış anlaşılabilir ama 17 yaşına kadar sürekli ben öleceğim baba beni hastaneye götür diyerek hastaneye acile gitmişliğim çok vardı. 17 yaşında düşündüm ben de. Hani ölecek miyim? Öleyim o zaman. Şey ya yani bundan kaçmayayım o zaman bakalım ölecek miyim? Doktora gittiniz ama değil mi? Doktorlarınızla da gittiniz. Gitmedim. Biz kendi biraz kendine sordu ondan sonra. Ya bu arada sonrasında gittim ama öncesinde yani bir 2 yıllık süreç. Başına ne geldiğini bilmediği için. Bilmediği evet, için evet. Ve o 2 yıl gerçekten panik atak geçirmedim. Fakat ben şey de düşünüyorum, ego dediniz. Evet. Orada ben birazcık farklı düşünüyorum. Panik atak sürecinde acaba ben yanlış mı oturuyorum? Ben insanlardan farklı mıyım? Böyle çok fazla düşünce de olduktan sonra... Panik atağı atlattıktan sonra bence biraz narsizme dönüşüyor gibi geliyor bu. Güzel. Ne kadar doğru. Ego bence yerine... sen uyumsuzsun ve uyumsuzluğunu kabul ettiğin için uyumlu olmuşsun dünyaya. Güzel. Dünyaya uyumlu olmuşum ama hayata, halka pek uyumlu olduğumu olmak hala zorunda mıyız? İşte narsizm zorunluyuz ama bence narsiz... iletişim bence... yani bir, tabii ki bir şimdi kolektif bir sistem var. Bir yere var. Ait olmak değil ama iletişim kurmak zorundayız ama bence. Zaten bir kurallar da halinde yaşamıyor muyuz ya da hak yasası da halinde yaşamıyor muyuz? Ama bu adam kendini eve de kapayamaz sonuçta. Kapamasın zaten. Tabii ki. Yani uyumsuzluğunu kabul etsin. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Aslında kusursuzluk kusurlu halimizi kabul etmektir. Hiç fena değil aslında ilk bakışta fena gelmedi. Kulağa da fena gelmedi. Değil mi? Tam olarak nereden besleniyorsun yaptığın müzikte? Tamam güldük eğlendik. %80 de böyle bir şey kendini benimsemişsin. Şeyden de çok sıkıldı insanlar doğru. Yani sürekli her şarkıda bizim 90'larda yani benim genç olduğum senelerde her şarkıda aşk mesajı belirdi. Evet. Bir şekilde ah beni terk ettin. Al ben de seni terk edeceğim. Sonra birlikte eller havaya falan yani. Sonra hakikaten sizden önceki iki kuşak çok toplumsal meselelerle uğraştı. Evet. Siyasette uğraşanlar oldu, oldu, bu oldu. Ama sonuç itibariyle birilerinde gelip geçen hayatı anlatması lazımdı. Sen nerelerden besleniyorsun ve hangi anlamda daha kendi kamu spotu vermek gibi bir şeyde hissetmiyorsun değil mi? Hanım yok 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 asla hissetmiyorum. Harika ya. Güzel bir şey. Şeyden örnek vererek devam edeyim. Hani kitap yazım evi benden kitap istiyor dediniz ya. Evet. Mesela benim durumum şöyle. Hani bazen 2 hafta enerji gelmiyor bana. Hı hı. Kendimi o enerjik hissetmiyorum ve bir anda geliyor. Hı hı. Stüdyoya kapanıyorum. Belki 2 gün kapanıyorum. Belki 3 gün kapanıyorum. Yani uyuyup uyanıp devam ediyorum. Uyuyup uyanıp devam ediyorum. Aynı zamanda prodüktör ve bu işin mix mastering kısmıyla da yani tüm arka planıyla da uğraştığım için. Kendi kaydımı da kendi evimde aldığım için. Oo sen bayağı entegresin. Aynen anlık enerjiye güveniyorum. Bazen çok çok enerjik olabiliyorum. Bazen enerjik olmadığım zamanlarda bırakıyorum. Ha konser konularında ise o günleri tamamen robot gibi bir şey oluyorum ve işimi tam anlamıyla 10 üzerinden 10 yapmaya çalışıyorum. O da önemli yani sorumluluklarını getirmek ama şeyi de soracağım. Aynı soru sana da soracağım. Evet. Müthiş bir rekabetin içindesiniz ha. Yani ben öyle düşünmüyorum. Hayır şöyle yani yaptığın müziğe benzer müzikler ya da müzisyenler, yeni isimler yani gerçekten bazen dilimin dönmediği isimler de var. Mesela rock gruplarında da dilimin dönmediği isimler var işte uzun uzadıya cümleler var. O tip bir rekabet içerisinde arkadaşlarından biliyorum çoğu zaman ya kolektif oluyorsunuz ya da gerçekten düşman oluyorsunuz birbirinize. O rekabet içerisinde kendini diğerlerinden nasıl ayrıştırıyorsun? Aslında şöyle arkadaşlarımla aram çok iyi. İyi. Ve bir enerjiden veya bana nasıl o geliyor şarkı yapma isteği gibisinden konuşacaksak beslendiğim tek şey arkadaşlarımla kurduğum enerji. Yani iletişim bunlardan doğuyor genelde.
Yoksa ben şu stüdyoya gireyim de bir şarkı yapayım ya dediğim olmuyor. Rekabet konusuna gelirsek de aslında rekabetle de pek ilgilenmiyorum. Çünkü ben bu işi iş olarak yapmıyorum. Kısacası yani kafama göre yapıyorum diyebilirim halk dilinde. Güzel abi, yani sonuçta yedekte şey var, iki tane okuduğum üniversite var, bölüm var. Yedek en kötüsü. 30'ları geçtikten sonra en kötüsü o. Senin için aynı şey geçerli. Ben bunu söyleyeceğim ama öncesinde bu aslında çok güzel bir şey değil. Çünkü eğlendiğin şeyden para kazandığında eğlenemiyorsun abi. Hani mesela ben tatile gittiğimde video çekmem gerektiği zaman o tatilde eğlenemiyorum. Evet, o normal şekilde çıkıyor, gittiğimde doğrudur. De diyorsun ki ah video çekseydim de Google hesabım yansaydı diyorsun. O yüzden tam eğlenemiyorsun. Beslenme konusunda da yumurta. Her sabah yumurta mı alıyorsun? Bıldırcın yumurtası. Şaka yapıyorum ben arada, kusura bakmayın. Rekabet özellikle. Rekabette seni ayrıştıran bir şey olması zaten lazım. Zaten rakibim yok. Hani bu ego üstüne konuştuk ama egoistçe ego bir hareket değil. En evet. Büyük rakibim kendim. Ben de aynısını söylüyorum. Benim tek bir rakibim var, o da ben. Ya biz kendimi de biraz daha şöyle, diğer YouTuber'lar birçoğu diyeyim, çok güzel yapanlar da var. Onları zaten rakip olarak değil, dostum olarak görüyorum her zaman. O iyidir, öyle bir dayanışma hali. Yani yurt dışından içerik bakarak bunu kanalını uygulayan insanlar rakibim değil. Çünkü ben bir sene sonra çıkıp yine kendimden farklı bir şey koyduğumda benimki izlenecek. O adam yurt dışında değil. Bir de YouTube'a şu an İngilizceyi Türkçe'ye çevirmeye geldi, dublaj. Evet. Hiçbir önemleri kalmadı. Beslenmem de kötülükten. Mesela bir yere gidip yemek yediğimizde o yemeği düzgün yiyorsak komik olmaz. İlla ki zaten bu ekiple çıkıyorsak yola, ekibimle illa ki başımıza bir şeyler geliyor. Kötü anları komik bir şekilde yaşamak. Hayat mottom bu. Örnek veriyorum, vapurda gidiyoruz. Normalde arkadaşın düştüğünde üzülmen gerekir ama o an videodasın ve komik oluyor. Arkasından sen de atlıyorsun. Ama normal esnada yemek yerken bunu kimse istemez. Doğru diyorsun. Videolarda beslendiğim şey bu. O yüzden gidip yol üstü bir galericiden durduk yerde bir araba alırım, pert çıkar, onun şakasını yaparız, güleriz, eğleniriz. Hani orada dediğim gibi parayı oraya yatırdığım için ettiğim zarar değil de günün sonunda ortaya ne çıktı ve ne kadar eğlendiğimiz kalıyor aklımızda. Ya kötülük güzel. Değil de buna birazcık tiye almak denir mi acaba yani? Tiye almak. Bir ironi olacak bir. Evet, ironi ve tiye almak. Örnek yani. Veriyorum, aileleri izliyor. 2 milyon abone olduğumuzda Boğaz Köprüsü'nün altına 2 milyon abonemiz hayırlı olsun yazmadım. Ekip TV'nin annesine gelsin bu yazdım. Ay. Hani herkesin annesi. Saygı hepsinin annesi. Kötü bir şey yok. Herhangi bir yani ama farklı. Oraya büyümüş gidip de küçülmüşler vallahi. Ne güzeller. Ne güzel. Yazıyor yazdırıyor. O evlilik teklifi yapılıyordu ya bir dönem. Evet yani oraya 2 milyon tebrik ederim. Konfeti. Oo, ekran başındaki adam bunu İstemiyor ki, senin başarın değil. Adam oraya onu yazdırabildiğini görmek istiyor. Hmm. Ya da helikopterle kalktığımızda işte ya da bir yere açıp bir yere daldığımızda o köpek balığıyla. Bu değil yani, o vatoz girdi benim buramdan mesela videoda. Bunu görmek istiyor adam ve inadına o vatozun. Tabii ki de önlem alıyoruz, iğnesi olmuyor o aman vatozun. Tabii. Yani aptal cesareti de sergilemiyoruz. Ama olabilecek şeyler, yani bir şey kötüye gidiyorsa, aa beyler bunu eğlenceli hale getirebiliriz ya. Ölmedik ki. Demin bahsettiği gibi hanımefendinin. Güzel. Bundan besleniyor. Güzel. O yüzden mutsuzluğa çok yer olmuyor. Bence iyi besleniyorsun. Yeterince kalori insan şey yapıyor burada. Bilgisayar kalori alıyor şimdi. Bilgisayar kalori deyince son dönemlerde dünyadaki işte şeyler, enerji alanları tartışılıyor. Ben bunların hiçbirini reddetmiyorum. Ama bir pozitif bilim insanıyım, yani bir arkeoloğum. Bir akademisyen olarak da zaman zaman işte doğru bakmak, doğru okumak. Bizdeki en büyük duygu bilim insanlarında septiktik. Yani biz kuşkucuyuz. Evet. Her şeyden kuşku duyarız. Yani Göbektepe ilk bulunduğunda da mesela. Evet. Kuşku bizde başladı ama aynı kuşku sadece bizde başlasaydı keşke. Keşke. Teologlarda da başladı, sosyologlarda da başladı. Dünya tarihini yazanlarda da ve buna inananlarda da çok, başladı. Çok doğru. Dolayısıyla çok doğru. Biraz kaygı verici bir noktaya geldi. Siz oralarda bir dolaştınız. Dolaştım. Geçtiğimiz hafta. Hayırdır? Büyük hayırdır haber sen? Oldu. Her yerde haberlerimiz çıktı. Göbekli Tepe'ye gittik diye. Halbuki ben her yıl bir yerlere gidiyorum. Hatay'a gidiyorum. Mardin'e gidiyorum.
Yakında yurt dışında da böyle... Bir kere Anadolu'da enerjisi çok bol yerler var. Yani ben yer var. Hani çok fazla kazıya katıldım. Evet. Birçok kazıda da enerjik olarak etkilendiğimi söyleyebilirim. Bakın psikolojik olarak değil, enerjik olarak. Evet, enerjik olarak sizi bambaşka etkileyim. Bir havanın içine sokuyor. Tabii, yaşanmışlık hali var. Evet, ve oraya gittiğinizde ruhunuzun parçacıkları sanki tamamlanıyor. Şimdi şöyle bir izlenim verdiler. Hatta bir itibar suikasti de gerçekleştirdiler bizlere karşı. Ben de diyorum ki ben bir tek bu işi ben yapmıyorum. Benim gibi bir sürü kişi yapıyor. Bir tek bize yapmalarının sebebi de şuydu. Herkese ağlatıyoruz ve ağlama duygularıyla onların içindeki acıları çıkartıyoruz zannettiler. Öyle bir şey yok. Biz Urfa'daki parçalarımızı almaya gittik. Oradaki o yüksek frekansla uyumlandık. Bir olma haline girdik. Bu dünyaya sadece masrafları ödemek için gelmediğimizi anladık. Adımızın, soyadımızın, doğum tarihimizin Allah için bir değeri olduğunu, Yüce Allah'ın bilmek ve bilinmek istediği için bizi yarattığını, bir halifesi olarak dünyaya getirdiğini ve bu insanın anda ins olmanın nasıl bir duygu olduğunu aslında öğrendik. Ve biz 3 ayda bir de bu tarz kamplar yapıyoruz. Ayrıca ben ticaretle de uğraşıyorum 12 yıldır. Bir de ticaret hayatım var. Üzerimde olan gıda işyerleri var. Fakat ben ruhsal tarafı çok sevdiğim için orada ortaklarımla çalışıyorum. Tümüyle tamamen insanların Allah'la aralarına koydukları mesafeyi göstermeye çalışıyorum. Peki ya, bir şey söyleyeceğim. Siz ruh eşinizi buldunuz mu? Ben ruh eşimi bulmak... Aslında ben evliliğe karşıyım, evlenmedim. Evet. Ben de. Canım ya ruh eşini zaten birlikte yaşanabileceğini sen düşünüyorum. Çok uzun zamandır da bir yoldaşım tabii ki mevcut. Zeytin Ağacı dizisi vardı. Ne Zeytin Ağacı bizi yan yana getiriyorlar Zeytin Ağacı Fırat dizisiyle. Fırat çok tatlı ya mesela. Yani ben, Fırat benim çok kanka arkadaşım. Muhteşem. Zaman Bey muhteşemdi. Sevgiyle izledim zaten. Çok da olumluydu. Evet. Tabii. Gerçek. Yani bir kere dizi gerçek. Aile dizilimi gerçek bir şey. İsterseniz minik orada bir not geçeyim. Bilgilendirme yapayım. Buyurun. Bizler dünyaya geldiğimizde anne babamızın genleriyle geliyoruz. Anne babamız da anne babalarımızın genleriyle. Onun büyük babalarımız, büyük annem. Zincirli. Şimdi burada Adem'le Havva'ya kadar gidiyor olay. Değil mi? Evet. Bütün genler buraya geldiyse Adem ve Havva'nın da geni var bende. Şimdi benim ailemde bir hak etmeme olayı yaşandıysa ya da bir göç varsa ya da orada iki ya da üç evlilikli bir dede varsa ve kadınlar arasında savaşlar olduysa bütün bu yükleri benim gen hesabım alıyor. Yani ben hücrelerimde bu gen hesabıyla geliyorum. Ta ki biri çıkıp yani torunlardan biri olabilir, annenin çocuklarından ya da babanın çocuklarından biri çıkıp bu hesapları durdurana kadar. Yani bir bakıyorsunuz bütün ailenin gerisinde kıtlık bilinci var. Bir bakıyorsunuz bütün kadınlar hizmetçi rolünde. Hiçbir başarılı bir kadın çıkmıyor. Evet, gerçekten doğru. Biz dünyaya geldiğimizde nötr geliyoruz. %18'lik kısmı bilinçaltımıza da atalardan alıp kararlar dosyamıza engelliyoruz. Evet, atalarımızdan aldığımız miraslar gerçektir ama bir kader değildir. Bizim gibi rehberleri seçerek burada unuttukları, görmedikleri, yok saydıkları o dertler, çareler arıyorlar ya dertlerine çare ya da sorunlarına çözüm arıyorlar ya. Bunlar gerçekten kuantumla değişebilir, dönüşebilir. Ya şeyde yani çok şey demek yani kabul ediyorum. Modern zaman felsefesi. Genetik yani. %18 sadece genetik. Bakın dedim ki %18 genetik kısımda vardır. 0-7 yaş arasında kişi, birey hayatta kalmak adına, güvende olmak adına, ölmemek adına kendine inançlar dosyası kurar. Negatif inançlar ve pozitif inançlar. Bu dosyaları da kesin, kati hayat alanına alıp yürütebilmek için %18'lik atalar dosyasını kullanır dedim. Şimdi modern zaman filozofları diyorum ben. Antik Yunan'da özellikle şeyde Asos'ta kitaplıktan yukarı böyle dünya baktığında ne düşünebilirsin? Karanlık ve kocaman bir ne diyelim benekli bir şeyin örtünün altındasın. İlk düşünen insanların o dönemde hakikaten bir şekilde felsefenin yolunu açtığını düşünüyorum. Ne kadar güzel. Felsefenin yolu açıldıkça bugün geldiğimiz özür dilerim modern zamanların filozofları da böyle. Kimi zaman taşlanacaksınız, kimi zaman haklı olduğunuz ortaya çıkacak. Kimi zaman hakikaten yoksa yanıldım mı diyeceksiniz. Belki sizin kendi kuantum sokaklarında yeni bir tanesine geçeceksiniz. Ama bu bir şekilde düşünmek iyi bir eylem her şeyden önce.
harekete geçmek de çok daha iyi bir eylem. Evet. Dolayısıyla sizi yekten taşlamayacağım. Bir gün daha bilimsel bir şeyde, dilerim önümüzdeki günlerde olacak, daha bilimsel bir şeyde en azından soru cevap şeyiyle, yöntemiyle birbirimizi anlayacağız. Bu arada Göbektepe önemli bir yerdir. Bir gün önemini... Frekansı çok yüksek. Birileri bize anlatırsa Mesut önemini... Tarihi olarak, his olarak olabilir ama Şöyle bir şey var, benim bir videomda ben dedim ki, buradan da açıklamak nasip oldu, çok güzel bir duygu bu. Dedim ki, birileri buranın uzaylıların havalimanı olduğu söyleniyor dedim. Evet. Söyledim demedim, böyle demedim. Ve beni öldürmeye çalıştılar. Gülben Ergen'in bir lafı vardı o, eskiden. Beni öldürüyorsunuz, beni öldürüyorsunuz ve ölümümü izliyorsunuz demişti. Aynı hiç Gülben unutma. Ergen sonra şunu söyledi. Unutmayın ki ben Gülben Ergen'in bana hiçbir şey olmaz. Ben de unutmayın ki Şebnem Taci Kutum ve Allah'ın bir evladıyım. Allah beni koruyordur. Çünkü Allah. Ben bugüne kadar her zaman özgür irade yasasında, hak yasasında çalıştım. Ve amacım insanlara bir nebze de olsa ışık olduğunu, o nur katından geldiklerini gösterebilmek. Siz dini boyutunu da araştırıyor musunuz yoksa felsefi olarak mı İslam? Yok, tevekkül çünkü Allah'ın evladıyım. Kuantum, tevekkül kitabım Kur'an ayetlerindeki kuantum bakış açısını vermekti. Bir şey söyleyeyim mi? Ben kuantuma girdikten sonra Allahçı oldum. Allah'ı daha çok sevmeye başladım. Tabii ki Allah'ı sevmek ama baba yani, oğul ya da baba kız ilişkisi. Yok öyle bir şey yok. Ben tüm dinlerin hepsinin birer bilinç olduğuna inanıyorum. Son din Müslümanlık ve muhteşem bir dindir. İbadetlerin en güzeli sevgiyle olandır Müslümanlıkta. Ve devamlı Kur'an-ı Kerim bize açılıyor. Devamlı açılıyor. Devamlı açılıyor sırları bize. Ne olur hani böyle biri öldüğü zaman değil de daraldıklarında, sıkıldıklarında açsınlar Kur'an-ı Kerim'i. Anlamak için okunmalı. Evet. İnanmayan bir kitle de var artık. Altı kere hatim ettim bu arada. Onlar da bir şekilde. Ben herkesin... Hiç beklemez. İşte altı hatimim var. Türkçesinden de bayağı okudum. Ve ilk artık Mısırlılardan, İbranilerden pek hatırlamıyorum. Oradan gelen dinlerin ben de en son Müslümanlık olduğunu düşünüyorum açıkçası. İbrani, İbrahim dilleridir aslında. İbrahim dinleri ve içinde işte hani en bilindik olan da 3 tane din var. Yani evet. Aslında dinimiz söylemiyor mu? Hepimiz birbirimizin aynasıyız. Ve birbirimizi aslında eşlik ediyoruz. Oyunumuzda birbirimizin oyununda figüranız. Ve senin oyununda tek bir patron var. Sensin. Senaryoyu biz yazıyoruz. Kesinlikle biz oynuyoruz. Öyle. Bu arada az önceki konuyu üçüncüye konuşmuş olacağız ama hani uzaylılar vesaire. Evet. Ben bir yere gittiğimde oranın yaşanmışlıklarını, oranın acaba burada daha önce ne olduğu ve şu an çevrede yaşayanlar nasıl bir bilinçte bu düşünce yapısını kendime felsefe edindiğim için ben Ürdün'e gittim, Japonya'ya gittim. Avrupa'nın birçok ülkesine gittim, Filistin'e gittim. Tüyler diken oluyor. Yani o kadar çok fazla toplum gördüm ki yani o toplumların birbirleriyle ilişkisi nasıl, davranışları birbirlerine nasıl. Ve bunu görmek ve bunu hissetmek benim belki de hayatımın en önemli parçalarından müthiş biri. Müthiş bir yani. Mevduat. Ruh mevduatı, yani ruh birikimi. Bir tarihçi değilim ama oranın tarihleriyle de ilgileniyorum. Tabii ki. Anlat deseniz belki %50'sini anlatırım yok, ama. Ya bir şey söyleyeyim, illa bilmek de gerekmiyor. Birilerinden dinlemen de yeterli evet. Orada gerçekten. Ben de aynı fikirdeyim. Ama sen belli ki duyuları açık bir insansın. Ha çoktandır yapmayı istediğim programı yapıyorum. Yani beyin diye de bir şey var orada şimdi gösteriyor arkadaşlar bir şekilde. Doğru söylüyor. Bir yandan da gerçekten bu tartışılacak. Zaman içerisinde tartışılacak. Çok insan taşlanacak. Geçmişte de bu olmuş. Farklı olmamış. Baba oğul kutsal ruh biliyorsunuz o noktaya gelene kadar kilise aslında Hristiyanlık değil kilise. Evet. Din ismi kilise. Meryem Kilisesi'nde Efes'te son derece kanlı bir şey yapılmış. Panel diyelim hani. Şunun kararını vermek için baba oğul kutsal ruh. Yani gerçek dünya din tarihi, teoloji tarihi acayip şeylerle doludur ve dolu olmaya da devam edecek. Evet. Yaşadığımız dünyayı güzelleştirmeye çalışmamız ve anlamaya kendi evet. Küçük hayatımızda minicik bir hayat zaten bu. Onu da renklendirmeye çalışmamız lazım. O yüzden herkesin yaptığı işi tek tek çok değerli buluyorum. Müzik ruhun gıdası mı ya? Müzik ruhun tabii ki gıdası ya.
Bu gerçekten çok tartışılır ya. Bu dünya tarihi boyunca böyleydi yani. Sen ne dinliyorsun? Tüm şeyleri bırak abi, neyle başladın müzik dinlemeye? Yani en çok neyi sevdin? Açıkçası ilk başta da ben trap'le başlamıştım. Lil Wayne diye bir sanatçı vardı. Hı. Lisedeyken onu keşfettim. Albümlerini bekliyorum. Ama o adam o aralar linçleniyor sürekli. Bu işte şey altın takıyor, bu gösterişçi gibisinden falan. Böyle çok taşlandı bu adam. Ama yıl 2020'ye geldiğinde yani üstünden bayağı vakit geçtikten sonra herkes bunu yapmaya başladı ve bunda bir problem olduğunu düşünmemeye başladılar. Tabii belirli kesimlerden bahsediyorum. Trap'le başladım, alternatif rock dinledim sonrasında. Güzel. Sonrasında tekrar trap'e döndüm. Şu an ne dinliyorum diye sorarsanız çok çok az şey dinliyorum Spotify'dan. Daha çok çevremde zaten sanatçılar olduğu için çıkmamış yani unreleased dediğimiz parçaları dinliyorum. Yani %90 arabesk marabesk bilmem ne hani. Onları da dinlerim bu arada ya. Yani şey tabii ki dinlerim. Ya onların şiirleri pop da dinlerim. Ha, yani güzel müziklerin hepsini dinlerim. Harika, harika. Çünkü hepsi birbirini çok besleyen ve bütünleyen şey. Evet ve şey yani bunları yapacağım müzikte birleştirebiliyorsun prodüktör ağzıyla konuşmam gerekirse. Bir metal şarkının gitarını çok beğenmiş olabilirim ve bu gitar bu şarkıya yakışacak diyebilirim veyahut bir caz parçanın melodisini çok beğendim. Bunu acaba uzatsak, biraz daha yavaş duyulsa ve trap'e çevirsek gibisinden, rap'e çevirsek gibisinden çok fazla düşünce. Sizin müziğin en güzel tarafı o. Yani yakışıyor da. Resmen bir şey, arkeolog gibi müzik arkeolojisi yapıyorlar. Evet. Yani oradan onu alıyor, buradan bunu alıyor ve ortaya böyle çıkıyor eser. Mesela bununla ilgili bazı rap'ler oluyor. Bazı pop'la, ben pop dinlemediğim halde o rap'le öyle bir onu mixliyorlar ki. Aha. Dinliyorsun yani, pop da dinliyorsun, arabesk koyuyor. Gülden Karaböcek'le öyle tanıştım ben. Siz bilirsiniz. Büyük bir, bir sevgili hepsi. Ya ben yani, herkesi biliyorum. Yani yeni nesil müzikle bu böyle eşleyebilmek bambaşka bir şey dediği gibi. Müthiş bir şey bir yandan. Peki sen sonuç itibariyle bak bir üretim sürecini vesaire bilmem neyi anlattı. Ben şeyi merak ediyorum. Bazen YouTube'a içerik üretenler zaman zaman kolektif hareketlere giriyorlar ve çok tatlı şeyler de çıkıyor. Sen hiç film oynadın mı filmde? Ya benim o biraz çizgim gibi hani film, sinema, hani katletmek istemem. İyi bir yönetmenle, iyi bir senaryoyla çıkıp oynamak isterim. 2-3 filmde oynadım. Onlarda da yine dostlarım gel oyna sen de bu şekilde ilerledi yani. Bana bir teklif gelmedi. Çevremdeki arkadaşlarım böyle bir rol var oynar mısın? İyi tamam oynayayım. Ama böyle kendi yazıp oynama seviyesine gelene kadar bir film düşünmüyorum. Ya da iyi bir yönetmen, iyi bir senarist olursa. Anca o şekilde ama gidip de bir yapımcının gelip. Bu arada gelip benim de şu anda üzerinde çalıştığım bir senaryo var. Süper. Ben senaryo yazıyorum. Paralel evrenlerle ilgili. Sen lütfen şu şeyi sadece müzikte yapımcı olma, bak böyle filmde de yapımcı ol bir şekilde. Evet. Yani para kazanmak isteyen bir prodüktörün, prodüktör özür dilerim hocam. Siz ne yapıyorsunuz? Yapımcı mı demek istiyorum? Yapımcı, siz kazanın. Pardon. Sadece para kazanmak istediği için benim hani takipçimi ele alarak bana film çıkarmasını istemem. Çünkü ben bunun için yeterli değilim. Anladım. Hmm. Bir iki kişi bayağı başarılı oldu ama. Evet yani ama beni alıp iyi bir yönetmen, Nuri Bilge Ceylan'ın konuşması gibi. Anladım. Ufak hareketler gibi anlatarak, eğiterek o filmde oynatacaksa bunu çok isterim. Ama şu anki halimle kendimi o derece yeterli bulmuyorum. Komedi, daha doğaçlama. Rejiden şey geldi bizim yönetmenimiz. Hallederim dedi. Çalışalım. Hocam çok teşekkür ederim. Okey aldık. Okey aldık. Size de bir şey bulursak iyi bir yöntem. Tamam. Onu da yapar mıyız? Bir de yapımcı bulmamız lazım. Son şeylere geçiyorum. Son tura geçiyorum. Türkiye'de insanların, toplumun görüyorsunuz çok ciddi bir öfke kontrolü sorunu var. Ağlamak da güzel bir şeydir. Arınmaktır ağlamak. Arınmaktır. Siz en çok nerede bir problemli olduğumuzu görüyorsunuz? Toplumun tam olarak en büyük problemi ne? Öfke kontrolü mü yoksa başka mı? Hayali bir dünyada yaşıyorlar. Hepimiz hayali bir dünyada yaşıyoruz. Hayali bir derken zaten illüzyonik bir dünyadayız, o ayrı mesele de. Tutunuyoruz
Duygularımızı bilmiyoruz. Duygularımız, hangi duygunun içinde olduğunu bilmiyoruz. Öfkeli mesela, öfkeli olduğunun farkında değil. Ya da o anda kıskançlık duygusu var. Konuşuyor konuşuyor, yargılıyor. O duygunun ne olduğunu bilemiyor. Trajikomik bir kozmik şakanın içindeyiz aslında. Ve burada da algımız kapalı. Dünya hapishanesinde algı kapalı bir şekilde, hipnotik bir şekilde yaşıyoruz. Ben şunu vaat ediyorum aslında. Senin dünyanı sana gösterdiğimde aslında sorunlarının sorun olmadığını, sorunların da bugünkü gücünü ve değerini, hakkını görebilmek için yaşıyorsun diyorum. Biz drama tekniğini de kullanıyoruz. Psikodrama. Evet. O drama tekniğiyle oradaki yaşadığı olaydaki hangi duyguya tutunduğunu gösteriyoruz. Toplumun bence kendi gerçeğini görmeye ihtiyacı var. Durumumuz o kadar da kötü değil. O kadar da fena gitmiyoruz yani. Biz bayağı iyi bir ülkeyiz. Biz bayağı iyi bir Türk toplumuyuz. Biz gerçekten güçlüyüz. Ama ağlıyoruz, ağlaşıyoruz. Zor kudumuz var. Yakınıyoruz, denemiyoruz. Başkalarının deneyimleriyle o hayali dünyanın içinde kendimize hapsediyoruz. Bak gençlerimiz de kendi dünyalarını hayal etmişler. O dünyayı yürümüşler. Ama bir iki taneyiz. Bu kadarız yani. Kavanoz dipli dünya. Evet. Sevdiğiniz bir renk var mı? Ben bir şey söyleyecektim sadece dediğinizle alakalı. Sen de buyur. Aslında tüm canlılar hayatta kalmak için geldi bu dünyaya en başından beri. Yani tek hücreli bir canlı bile hayatta kalmak için elinden geleni yapıyor. Evet, tekamül ediyoruz evet. Ve sadece ürüyor. Yani iki şey için bu dünyaya geldik ve biz ellerimizi kullanmaya başladıktan sonra düşünmeye başladık. Ve sonra toplumlar, biraz derin mi konuşuyorum acaba? Muhteşem. Yani. Yo, şarkıların gibi. Çok derin konuşulurlar. Kimse batmaz galiba. Meslektaşımı buraya getirdiğinizi bilmiyordum. Bir kuantumcu var burada. Evet. Ve toplumlar oluşmaya başladı ve toplumların problemleri olmaya başladı. Bazı toplumlar kendi aralarında savaşmaya başladı. Bazı toplumlar artık savaştan çıkıp Efes tarafları mesela artık düşünmeye ve felsefeye yöneldiler. Astronomi o zaman, şu an astroloji var. Evet. Aslında her toplumun her zaman problemi vardı. Tek ana kural aslında ve biz bunları reddedebiliyoruz. Yani ben reddediyorum mesela. Üremeyi reddediyorum, evlenmeyi reddediyorum. Bunları düşünebiliyorum artık ama benim gibi. Bazı canlılar işte, yani düşünemeyen canlılarda hepsinin iki amacı yani var. Yani aslında seçiyorsun değil mi? Seçim hakkını kullanıyorsun. Evet, biz şu an seçim hakkını kullanabiliyoruz. Seçim diğer canlılar kullanıyor. Kullanamıyor. Seçim hakkı var. Kesinlikle. Sizin bir seçim hakkınız var şu anda. Aynı düşünüyor olabilmeniz de çok tuhaf ama. Ha? Hani ikinizin aynı düşünüyor olabilmesi de. Kuantumcu, baksana. Evet. Mavi seçin siz. Mavi. Siz. Ben abi ne varsa alırım. Turuncu olursa severiz ama. Turuncu. Kırmızı. Evet, şurada bir tane kendisini saklayan turuncu var. Yapıştırdım. Mor var mıdır? Abi mor yok, siyah var. Siyah alalım. Siyah vereyim sana. Böyle tatlı bir siyahımız var. Teşekkür ederim. Evet, üç tane sorumuz var. Bakalım kime ne çıktı bizim kavanoz dipli dünyada. Bazen çok şaşırtıcı. Kimi zaman aynı sorular çıkıyordu ama ya aynı soruların çok şaşıran başka insanlara çıkması da hoşuma gidiyor. Yani o da keyifli. Dilerim daha önce sormadığım soru gelir size. Ah, kesinlikle hayır diyeceğim bir yemek var mı? Mesela basit bir soru bu. Yok. Neden? Onu da söyleyeyim. Yemek seçmiyorsunuz. Güzel. Yemek seçmemekle de alakası yemek yok. Hindistan'da yok, daha iyi. Onunla da alakası. Biz aslında sevmediğimiz şeylerden tekamül ettiğimiz için ben sevmediğim her şeyi son 4 yıldır kuantumun içinde bu detayı yakaladığımdan beri yiyorum. Sevmediğim tüm yemekleri yiyorum. Öyle mi? Nasıl bir şey ya? Çünkü biz sevmediğimiz şeylere bir algı ve enerji, titreşim, hani dedik ya kuantum dolaşıklı, oraya bir hal bıraktığımız için oradan aslında olmamaya çalışıyoruz. Sevmediğimiz her şeyi yapmayı denediğimizde tekamül ediyoruz, oluyoruz. Anladım. Yine de karidesle aramda bir şey var ya, fark var. Pakistan'da sokak lezzeti de yersiniz o zaman. Yerim, hepsini yerim. Sonra Allah'ın bütün nimetlerini bir gün, yerim. Bir gün o zaman birlikte... Bunu denemek lazım. Bir gün bunun videosunu ben çekeyim. Bir ortak bir video yaparsın. Bu üç. Bu arada çok bizden basit, iyi iş çıkar ha. Çok basit bir soruya bu kadar güzel cevaplar çıkması iyi. Güzel yani. Çıktı. Mertcan sana videolu bir soru çıktı. Bakalım videomuzda ne var arkadaşlar? Bir videolu soru alalım. Kim kime neyi soracak? Buyursunlar, Mertcan için giriyor. Merhabalar, ben Zeynep Avcı. Evet, ben duygusal şarkıların kadınıyım. Söylemeyi de dinlemeyi de çok seviyorum.
Bu sebepten dolayı en merak ettiğim soru ve cevabı tabii ki de en çok ağladığın, hayatında en çok ağladığın, gözyaşı döktüğün şarkı hangisi? İşte ağlamak bu kadar naif şarkı, bir soru. İşte ortalama şarkı çok enteresan. Hani seçsek böyle bir şey gelirdi. İşte o geldi. Veç Golden Tugang'ın muskası olabilir. Doğrusunu söylesene. Neydi? Yok gerçeğini söyleyeyim ama onda da hani duygulam... Zıplarken ağladığım şarkı çok eğlenceli bir şarkıdır. Zıplarken ağladım. Zıplarken ağladım. Veç Golden de söyleyeyim, ağlama değil. Seninkinden duygusal söyleyeyim. Öldürdün beni. Bomba bir şarkıdır. Ağlama olayında da tuhaf gelecek. Rap olarak Taladro'ya birkaç kez lise yıllarımda ağlamışımdır. hepimizin genel olarak bileceği de Zeki Müren'dir. Klasiktir. Sofrada illa Zeki ağlamışımdır Müren. Yani Zeki Müren'e. Zeki Müren'e. Peki. Zeki Müren'e değil şarkısını. Zeki Müren'e niye ağlayayım ha? enteresan bir gece. Her şey çok denk geliyor bugün. Kuantum alandayız. Her şeyin bir nedeni var. Vallahi hakikaten öyle. Hayat anlamlı şarkı geliyor. Şarkı söyleyebiliyor bana. Musun peki hiç? Şarkı ya... Veç Golden'e ortak bir parçamız vardı. Güzel de bir parça. Söyletti. Yani. Ben söylemedim işte. Sonra müziği bıraktı adam. Yani müziği bıraktı. Ondan sonra çok yok etmedi. Yok ya o saatten sonra. Harikasın. O böyle söyledi. Ben söyledim yani. Eyvallah. Ne kadar söylemiş olur. Esko'ya geliyor şimdi. Şöhretin bir bedeli var mı? Sen neyle ödedin? Oh. Aa şöyle. Wow. Tabii ki var. En önemli şey duygu deformasyonu bence. İnanılmaz duygu deformasyonu yaşıyoruz. Burada da çevremiz lokalleşiyor. Herkesle artık iletişim kuramıyoruz yani. Üniversitede çok sosyal bir insanken şu an çevremde bilmiyorum 20 ile 50 kişi arası vardır. Hani 10 kişiye de en güvendiğim insanlardır. Ve tüm duygularımı aslında onlara açıyorum artık. Birilerine güvenecek miyim? Korkum yok artık. Fakat daha önceden bu duygulara sahip değilken, daha heyecanlı duygulara sahipken bir akademisyenin yanına gidiyordum. Öğretmenimle konuşuyordum. Başka bölümdeki insanlarla konuşuyordum. Barlar sokağına gidiyordum. Oradaki ara sokaktaki insanlar niye burada? Onlar sürekli sosyalleşiyordum. Fakat şu an yani dediğim gibi o 20 kişiyle 50 tatlı kişiyle tatlı bir yalnızlaşma, dönüyor. Küçülme belki. Bir bilmiyorum. Olabilir. Şey, bundan zorunda kaldığım için de hoşuma gitmiyor olabilir aslında. Anladım. Özgürlük aslında bedeli yani. Bedeli özgürlük. Bedeli özgürlük yani, bu hayatı biz seçtik. Ya şeyi söyleyemedim bu arada. Çok ufak geç kalma gibi bir olayımız oldu. Bugün şarkım çıktı. O hengameyle bakıyorum. Ama arabadayız. Sağdan mı soldan mı bir şekilde yetiştik. Arabada ama. Nasıldık? 8 kişi. Tek araba. Ay çok eğlenceli. 8 kişi geldik. Aynı şarkıyı dinlemek için. Bu adam konserlere çıkan adam ön koltukta ön cam... Sıkışıktı yani. Çok kötü bir durumdaydı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Şarkı ismi neye çıkan şarkı ismi? Kime göre neye göre. Kime göre neye göre. Çok güzel. Gerçekten güzelmiş. Bir kuantum şarkısı olsun. Olmuş galiba. Bahtaş Koç'un olarak kuantum şarkıları yapıyorum. Nerede yayınlanacak şimdi? Bütün dijital platformlarda mı? Şu an çıktı. Tüm platformlarda. İyi harika. Kime göre neye göre. Bana göre iyi bir şey. Üçünüze de tek tek teşekkür ediyorum. Geldiniz buraya. Gecemizi şenlendirdiniz. Hakikaten önemliydi. Sizin yolculuk var galiba yarın itibariyle. Siz, buralarda mısınız? Buradayım İstanbul'dayım. Buralardasınız tamam gayet güzel. Önümüzdeki günlerde ben tekrar özellikle bir şey olursa tekrar ağırlamak istiyorum. Çünkü farklı görüşlerde insanları çok bir araya sevinirim. Getireceğim bir bilim şeyi kurma peşindeyim. Çok bilim sevinirim. Akademisi kuracağım. Mertcan yeni video ne zaman geliyor? Videom ben de kurgu başından kalkıp geldim. O hoş da bu hafta sonu gelecek bir futbol maçı. Çok ufak selam söyleyebilir miyim? İlk canlı yayınım. Hadi canım. Islandığım ilk yağmursunuz endişemi. Ya mazur yok. Ver gelsin ya. Eşime, aileme, ekibime ve kurgularımda beni yalnız bırakmayan Buğra'ya çok teşekkür ediyorum. Selam söyle. Niye teşekkür? Onu da, ikisini de yaptım abi. Şimdi ayva yedin. Neden? Zeynep Çamcı ilk şey olduğunda, bana konuk olduğundaki, sonraki 20 şeyinde de tek tek bu teşekkürleri aynı şekilde söyledim. Bir daha söylemem ama. İlk ve son diyelim buna. Dur bakalım. Yine büyük konuşma, dur bakalım. Sana özeldi diyelim ya da. Ya çok istediler. Belki öyle kurtarırız. Eyvallah. Çok teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz. Katılacağınız için. Aynen.
Yarın delirmek için 23'te yine bir yerde olacağız. 23'te başlayacağız delirmeye ve devam edeceğiz. Ama siz o zaman kadar aklınıza mukayyet olun. Neyle bitirelim biliyor musunuz? Sevenlerin deyimiyle sanat güneşiydi o. Az önce de ismi geçti. Işığını geçerken görebilen şanslardan biri oldum. Çok şükür sohbetimiz de oldu. Türk sanat musikisinin dev sesi ve starı Zeki Müren bu gece rahmet istedi belki bizden. Yaşadığı yılların en büyüğü olmasının yanı sıra yaşadığı hayatında paşasıydı. Herkesin gönlüne işleyen yorumuyla vedayı yine sevdiklerinin karşısında kısmen de sahnede yaptı. Boşluğu doldu mu? Hayır. Dolar mı? İmkanı yok. Dolmaz. Saygılarımızla. Yine ağlıyordum bir şey mesela. Diyeceğim. Bitirelim sonra. Söyle Zeki bakalım. Müren diye bir şarkım var ve o da Bursalı benim gibi. Çok 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 saygı duyduğum bir insandır. Eyvallah. Bu konuşma için de size de teşekkür ediyorum. Çok güzel, duygulandım. Allah denk gerçekten. Geldi, denk geldi. Evet. Paşamızla hoşça kalın diyoruz bu akşama. İyi bakın kendinize. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Silinmesin.